Merhabalar, ben Nile Örnek. Yeni bir şeyler öğrenmeye meraklı herkesin ilgisini çekeceğini düşündüğüm Nasıl Olunur adlı podcast serime hoş geldiniz. Bu seride mikrofonu mesleklerini ustalıkla icra ettiğini düşündüğüm insanlara yöneltip onlara aynı soruyu soruyorum. Nasıl olunur? Bu bölümde konuğum Mimar Nevzat Sayın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nevzat Bey'le önceden konuştuk. Ben ona Nevzat diyeceğim, o bana Nilay diyecek. Arada ben şaşırırsam kusura bakmayın. Bir de soğuk algınlığım nedeniyle oluşan yeni ses tonum için herkesin özür diliyorum. Bugün ben pek ben gibi değilim. Şanslıyız ki mikrofonun diğer ucunda çok güzel bir Türkçe ve dinlendirici bir ses tonuyla tane tane konuşan, kendini çok iyi ifade eden, dinleyicilerim tarafından anlatıcı olması çok istenen bir isim var. Hoş geldin Nevzat. Nevzat Sayın ya da Nevzat diyorum. Kolay olmayacak. Hoş bulduk Nilay. Çünkü ben o kadar çok sergilerde, galerilerde gördüm ki ben daha önceden sanatçı zannediyordum hatta. Daha sonra mimarla ilgim artınca mimarmış demeye başladım. Hep görürdüm bir yerlerde. Onun için benim için çok tanıdık. O beni tanımıyor. Onun için ben bey demekte kafamda öyle yazmışım. İlk önce Nevzat, bu programın sonunda sorduğum soruyu başta soracağım. Nasıl iyi mimar olunur? Vay, geniş anlamda hem de. Çok geniş ama daraltabiliriz. Zaten programın içinde de biraz senin hayatını konuşarak onu tartmış oluyoruz. Sonunda da konuşabiliriz ama ilk önce bir fikrim vardır diye düşünüyorum. Aslında mimarlıktan önce belki bir şeyin iyisi nasıl olunur diye soru buraya transfer edilirse daha anlaşılır olabilir. Bence şöyle. Yani bir rastlantı sonucu var olduğumuz dünyayı daha anlamlı kılabilmek, hayatımızı bu anlamlılığın içinde başka bir anlam katmanına götürebilmek, taşıyabilmek için bence hem bize yakın hem bize uzak. Çünkü bazı şeyler fiziksel olarak yakın ama zihinsel olarak uzak. Bazı şeyler ise fiziksel olarak uzak ama zihinsel olarak çok yakın olabilir. Bunları ayırt edebilmek, bunları fark edebilmek, bunların bizim hayatımızda olan ilişkisinin nasıl kurulabileceği konusunda kafa yorabilmek bence bir şeyi iyileştiriyor. Mimarlık da böyle bir mesele. Belki ayırıcı özelliği olarak içinde yaşadığımız yakın uzak coğrafyaları ayrıntılı olarak fark etmek ve onlar hakkında aslında nasıl olsalardı daha iyi olurlardı gibi bir zihinsel alıştırmalar yapabilme becerisini gösterebilmek belki insana epeyce geliştiriyor. Çok güzel oldu. Peki ikna bunun neresinde? Siz mimarlar için artık bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Şurada çok önemli. Genellikle biz mimar tayfası sanatçılara yakın anlatılırız. Mimarlık da sanata yakın anlatılır ve neredeyse mimarlık da bir sanatmış gibi ya da mimar da bir sanatçıymış gibi söz edilir. Oysa aralarında çok önemli bir fark var bence ve fark bu ikna edicilik meselesinde yatıyor. Çünkü biri sizden bir şey yapmanızı istiyor, bir yapı için geliyor size ve siz diyelim ki 100 bin metrekareyi bulan ya da fark etmez 1000 metrekareyi, 100 metrekare olması da fark etmez. Onu 1/1 olarak gösteremeyeceğiniz için daha küçük alt ölçeklerde temsil edebileceğiniz çizimler, maketler, bilgisayar ortamındaki canlandırmalarla bir şekilde onu anlatıyorsunuz. Ve anlattığınız şeyin onu ikna etmesi gerekiyor. Ve bu hayli zor bir şey. Çünkü teknik meseleler var, idari meseleler var. Anlaşılması çok kolay olmayan kişisel istekler var. Sizin mimar olarak yapmak istediğiniz ve bunları bir araya getirme biçiminiz var. Arazinin istekleri var, o topografyanın isteği, yönü, güneşin nereden doğduğu gibi. Bütün bunları bir araya getirip aslında size gelirken büyük oranda kafasının içinde bir resim olan birine genellikle o resme hiç benzemeyen bir şeyi anlatmaya çalışıyorsunuz. Buradaki ikna edicilik bence çok önemli bir şey. Ve bunun için önce kendinizi ikna etmiş olmanız gerekiyor. Bu yaptığınız şeyin çok iyi bir şey olduğuna, hatta giderek daha iyisi olamayacağına dair inancınız
karşınızdakini ikna etmenizi sağlıyor. Bence bu ayırıcı özellik. Oysa bir ressam ya da heykeltıraşı düşünün. Kimseyi ikna etmek zorunda değil. Kendisiyle tuvali, kendisiyle taşı, demiri arasında kurduğu bir ilişkiyi biz görüyor ve onunla bir ilişki kurabiliyorsak ne âlâ, onu alıp gidiyoruz ya da dönüp arkamızı gidiyoruz. Fark etmiyor. Dolayısıyla bu tarafı çok ayrı ve mimaride bu ikna meselesinin, inandırıcılık meselesinin çok önemli olduğunu, bunun da mimarlığın hakikatini kuran çok önemli bir öğe olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bunu fark ettikten sonra artık yapa yapa hem bir şeyler yapan hem de kendi kendinize eğiten süreçte bu ikna edicilik başlı başına bir konu oluyor. Çok güzel bir başlık oldu. Peki şöyle düşünün bir taraftan da, bu sanat ve mimari ayrımında ikna ediciliği ortaya koymakla ilgili bir şey. Çünkü söylediğim gibi Nevzat Sayın'ın sanata ilgisini ben hep görebiliyorum dışarıdan. Ama bir taraftan da fotoğraf gibi sanat dallarında da ürün vermiş bir isim. Hatta biz Emre Arolat'ta yaptığımız yayında Emre Bey şöyle bir şey söylemişti. Yani Nevzat belki de kızacak şimdi ama yani siyah beyaz da Ankara'da açtığı sergi mimarlığının da ötesinde bir şey, bir başka meydan okuma, öyle bir şey söylemişti labirentle ilgili, değil mi? Ben maalesef sergi kapandıktan iki gün sonra oraya gittim, göremedim ama yazılanları okudum, işte pek çok sanatçı da bununla ilgili metinler de yazmış, tartışmalar olmuş. Çok beğenilen bir iş. Düşündüm ki belki de bir mimar biraz da bu ikna edicilik halinden, ikna etme durumundan kurtulmak için de sanata yöneliyor diye de düşündüm. Böyle bir şey olabilir mi? Şöyle olabilir. Emre'nin söylediği şey, Emre beni bir rakip olarak bertaraf edip resme sanatçılığa itmeye çalıştığı için bunu söylemiş olabilir. Yemezler. Şöyle, çok uzun bir iş mimarlık. Çok uzun erimli bir iş. Yani birinin size gelmesinden istediğiniz gibi bir şeyin gerçekleşmesi için 5 yıl geçmesi gerekiyor. Bu bir ev de olsa, bu bir okul da olsa, bu bir hastane ya da fabrika da olsa fark etmiyor. O istediğiniz patineleri alması, o yaşanmışlığı edinmesi ve çizimlerinizde ve projeyi anlatırken kullandığınız kelimelerdeki, cümlelerdeki erişkinliğe ulaşabilmesi için 5 yıla ihtiyacınız var. Daha azı kurtarmıyor. Düşünün 5 yıl çok uzun bir zaman. Hele böyle her şeyin öyle ya da böyle bir şekilde hızlı hızlı olması gerektiği söylenen bir dünyada çok uzun. O zaman düşünmekle yapmak arasındaki mesafeyi çok kısaltan bir takım şeylere girmek ilginç olabiliyor. Sizin düşünme alıştırmalarınızı yapmanız, hemen sonuçlarını görmeniz, bu sonuçları hemen başkalarıyla paylaşmanız, onların ne düşündüklerini öğrenmeniz gibi. Mesela bu labirent sergisi işte benim herhalde 30 yıldır defterlerimin arasına öyle çizdiğim ve hepsi de labirent adı altında toplanacak olan çizimler üzerinden geliştirilmiş ve bir arkadaşımın defterlerimden bir sayfanın resmini büyütüp ona hediye etmiştim. Bunların neden resimlerini yapmıyorsun demesi üzerine başlayan bir şey ve beni gerçekten meditatif bir şey gibi gerçeklikten, mimarinin dayattığı gerçeklikten ya da hayatın dayattığı gerçeklikten koparıp o tuvalin karşısında, ki hani yazmayı çizmeyi bilen birisi olmama rağmen bir şövalyenin üzerinde duran ve bir şasiye gerilmiş bezden oluşan tuvalle ve fırçayla karşılaşmak çok yeni bir şeydi benim için. Yani hiç bilmediğim bir yere geçmiştim. Mesela desen dersi aldığım hoca bana bazen sol elimle çizdirirdi bir sağlak olmama rağmen. Ve bir bebek gibi olursunuz. Yani böyle hiç bilmediğiniz bir şey yapıyorsunuz. Burada da boyayı, kalemi, fırçayı bilmeme rağmen masada ve kağıtta çalışan birisi olarak şövalyenin üzerindeki tuvale geçtiğimde tam bir acemi çaylaktım. Bir defa onu çok sevdim. Bilmediğim bir şeyi yapıyor olmayı. İki, biraz önce söylediğim gibi bir sanatçı olmadığım için sırtımda yumurta küfesi yok. Canım istediği gibi yapabilirim.
yaparım onu. O süre içte o meditasyon gibi olan ve sadece resimle benim arama sıkışmış olan şeyi, zamanı çok sevdim. Ve bana iki şeyi yaptı. Bir, bizde mimaride ölçü, oran, espas, mesafe gibi bir sürü şeyi resim gibi kullanıyoruz aslında. Dolayısıyla bu anlamda bir yakınlıktan bir takım bilgileri gözden geçirmemi sağladı. Resimle edindiğim şeylerle de mimarlığa tekrar bakabilmemin önünü açtı. Bu anlamda iyi ki o resimleri yapmışım diye düşünüyorum. Bir de tabii yine mimarlığın getirdiği bir şey, tek konulu şeylerle uğraşmak. Diyelim ki bütün resimlerinizin labirent olması, adlarının da labirent olması ve boyanmış şeylerin de labirent resmi olması ilginç bir kapı açıyor. Ha, sonra ne oldu? Yani o kadar güzel bir yere geldi ki, heykeltıraş olarak Seyhun Topuz, grafik tasarımcı olarak Esen Karol, edebiyat konusunda Serhan Ada, bütün bizi bir araya getiren kişi olarak Evrim Altuğ, fotoğraf konusunda Murat Germen, psikiyatrist Tijen Demirörs, bir masaya oturduk ve benim labirentleri konuştuk. Şimdi bu o kadar kıymetli bir şey ki, iyi ki bunu yapmışım diye düşünüyorum. Ve dolayısıyla o işte yapılışı, bu tartışmaları, siyah beyazdaki sergileme anı, sonra bunların alıcılarına ulaşıp turunu tamamlaması, bütün süreç benim için çok önemli, çok güzel bir şeydi açıkçası. Peki o sergi niye Ankara'da oldu? İstanbul'daki galerilerden birinden teklif gelse burada da açardık. Ama ben zaten siyah beyazda 4-5 yılda bir, yıllardır, yani ilki 1980'li yıllarda yapmıştım galiba. Tarih kavramım pek yok, 90 da olabilir, hiç şaşırmam. Böyle 4-5 yılda bir ben siyah beyazda sergi açtım. Fotoğraf, resim, müdahale edilmiş fotoğraflar, başkalarıyla birlikte. İlk tekil sergiydi bu. Hep başkalarıyla birlikte açtım. Çok da güzel. Konuşmanın metinlerini okudum ben biraz. Onlar çok hoştu açıkçası. Okumak da keyifliydi. Siyah beyazdan da bahsetmiş olmak da güzel aslında. Ankara'nın en köklü galerilerinden. Evet. Çok da önemli bir galeridir. Bu arada hani Emre Arolat rakip görme muhabbeti yapmışken şöyle bir şey olduğunu da itiraf edeyim. Yani söylemedim ama daha önce. Ya şimdi Emre Arolat yayını 1 saat 47 dakika. Çünkü bir teknik sorun yaşadık biz ve 2 gün çektik aslında. O da yani çok az zaman olmasına rağmen, o zamanlar Storytel'in kendi ofisinde çekiyorduk. 2 gün geldi ve saatlerce konuştuk. O editlenip kısaltılmış olmasına rağmen 1 saat 47 dakika. Ona rağmen çok dinlenen bir yayın ve ondan sonra niye Nevzat Sayın yok? İsyanları niye Nevzat Sayın da anlatmıyor? Ya ben de bir mesafe koymak istedim. Sanki iki rakipten bahsediliyormuş gibi. İnsanlar için herhalde bir Şampiyonlar Ligi durumu var. Zaten sizin için hani Uğur Tanyeli'nin çok klasik artık. Hala gündemde mi bilmiyorum ama siz beşiniz hala o kadar star mimar mertebesindesiniz ki hala güncel olduğunu düşünüyor insan. İşte Nevzat Sayın, Emre Arolat, Han Tümertekin, Murat Tabanlıoğlu, Gökhan Avcıoğlu, İstanbul beşlisi sayıldınız. Sizin aranızda böyle nasıl bir rekabet var? Var mı ya da? Yani bu hissedilir bir şey dışarıdan ama sizin tatlı bir rekabet mi? Birbirlerinin işlerine bakan insanlar mısınız? Birbirinize telefonlar edip değerlendiriyor musunuz? Nasıl oluyor? Han'la çok yakınım. Yani çok sık görüşüyorum. Emre ile iyi arkadaşım ve sık görüşmüyorum ama ne zaman görüşsek bence keyifli ve güzel bir şey oluyor. Konuşma, hatta bu TRT2'de yaptığım MİM programına davet etmiştim Emre'yi ve çok güzel olduğunu seyrettim. Evet, çok güzel. Gökhan'la daha seyrek bir ilişkim var. Murat Tabanlıoğlu'yla hiç ilişkim yok. Böyle bir şey yani, o hayat sonra sizi bir tarafa doğru götürüyor. Ama bu rakip dediğim şey, tabii Emre ile rekabetimiz, Emre büyük ofis. Kim onunla rakip olabilir? Yo, oradaki espriyi anlıyorum ama çok bana böyle... Tabii onu hissediyorum. Pek çok konuşmanızı dinlerken samimiyet ve içtenlik
kelimeleri bende belirdi. Sanki siz bir işi yaparken olabildiğince samimi olmaya çalışıyorsunuz gibi. Yani pek çok insan öyle olmaya çalışıyordur ama bu sizin için önemli bir kriter gibi geldi bana. Çok. Hı-hı. Çok önemli bir kriter. Birçok insan öyle olmaya çalışmıyor. Hı-hı. Tam tersine birçok insan çeşitli maskeleriyle sahnede olmayı tercih ediyor. Onun için de değme noktalarımız çok azalıyor. Hakikatimizi yitiriyoruz diye düşünüyorum. Evet. Dolayısıyla içtenlik hele benim gibi hafızası zayıf bir insan için çok önemli. Yalan kıvırmaya başladığınız zaman bir süre sonra ne dediğinizi unutuyorsunuz. Bir de onu aklınızda tutacaksınız. Dolayısıyla en kendime uygun bulduğum yol bu. O içtenlik meselesi bence her şeyin önünü açıyor. Karşınızdakini de o düzeyde bir yere getiriyor ve bunu çok önemsiyorum. Bu hem günlük hayatı sürdürürken çok sıkışmadıkça bu kuralı değiştirmemek hem de işinizi yaparken çok önemli. Gerçekten önerdiğiniz şeyin doğru olduğuna inanmak, gerçekten önerdiğiniz şey için sıkı bir biçimde kafa patlatmış olmak, gerçekten önerdiğiniz şey üzerinden daha önceden tanıdığınız o insan için bir uygunluk testi zihinsel olarak yapmış olmanız. Bence bunlar çok önemli. Yani orada rol yapmaya gerek yok. Neyi doğru biliyorsanız onun üzerine gitmekten söz ediyorum. İçtenlik dediğim bu. Ve bence bir zaman sonra insan kendisinde ve başkalarında bunun böyle olup olmadığını çok iyi anlıyor. Evet. Bir konuşmanızı dinlerken şunu fark ettim ben. Mesela ultra teknolojik binalar olabilir mi Türkiye'de? Cevap veriyorum, olamaz. Evet. Tam da işte böyle bir konuşmada olmama nedenini açıklarken siz böyle şeyi fark ettim. Ne kadar doğru. Yani hayatımızla o tür binalar aslında geçişli değil, değil mi? Tabii. Mimarlığın getirdiği bir şeyle, bilgiyle şunu çok iyi biliyorsunuz. Siz aklınızdan geçenlerle yapılabilir olanlar, yapılabilir olanlarla yapabilecek olanlar, bunların hepsinin örtüştüğü bir alan var. Yani matematiğin kümeleri gibi neredeyse. Bunların bir kesişme alanı var. Sokak high-tech değilse high-tech mimarlık bence ancak mış gibi görünebilir. Hı hı. Yani o ülkenin ölçeği, şey geliyor aklıma hep, yıllar önce Karayalçın Ankara Belediye Başkanı iken Ankara Belediyesi çok büyük bir atak yapmıştı. Yani dünyada da çok lafı ediliyordu yerel yönetim olarak ve kredi notu B idi. Aynı evrede Türkiye'nin kredi notu C idi ve uluslararası bir kredi kurumu Ankara Belediyesi'nin kredi notunu C'ye çekti. Şöyle bir gerekçeyle. Hiçbir kurumun kredi notu bağlı olduğu ülkenin kredi notundan daha yüksek olamaz. Gerekçesiyle. O kadar ilginç bir şeydi ki bu. Dolayısıyla benim de bizim kişisel olarak erişkinliğimizle içinde bulunduğumuz coğrafyanın erişkinliği arasındaki farklılık ne yapabileceğimiz ya da ne yapamayacağımız konusunda bize sinyaller verir. Ben Türkiye'de high-tech bir yapı yapılabileceğine hiç inanmıyorum ve görmüyorum da zaten. Hani isterseniz televizyon kulesi yapın, isterseniz bir endüstri yapısı yapın, fark etmiyor. Bugün yapılan İstanbul Radyo Televizyon Kulesi'ne gidin, uzaktan bakılınca hiç görmediğiniz şeyler üzeri antenlerle kaplı. Kardeşim o zaman o kule niye yapıldı? Hele içine girseniz daha da evlere şenlik bir durum var. Ve mimarını da çok güzel bir şey bütün bu yapılanlar. Olamaz yani, sadece öyleymiş gibi görünebilir bu yapılar. Benim itirazım bu noktada, sanıyorum o da böyle bir şeydi. Tabii o bir örnek ama genel anlamda konuşmalarınızda bunu görüyorum. Bu arada arada sen diyorum, arada siz diyorum. Şunda karar kıldım. Nevzat diyeceğim ama siz diyeceğim. Hani bir taraftan da o zaman dengeyi sağlamış olurum. Şöyle, bu batılıların yaptığı bir şey. Evet, ben yaparım biraz da. Onda daha tutarlı olacağım. Tamam, nasıl isterseniz. Ama karşılıklı bu. Nilay, nasıl isterseniz. Tabii tabii.
Bu arada biraz çocukluktan, gençlikten bahsedelim. Hatay doğumlusunuz değil mi siz Nevzat? Yani evet. Baba işi nedeniyle. Anne baba ne yapıyordu? Onlar mı etkiledi? Ne etkiledi? Mimar olmak için mi? Mimar olmak için, bugünkü Nevzat olmak için tabii ki. Biraz onlardan gelen görgü, gelenek, bugünkü insan olma halini çok merak ediyorum. Orta sınıf, alt orta sayılabilecek hatta bir grupta geliyorum aile olarak. Annem çok varlıklı bir ailenin kızı. Babam çok yoksul bir ailenin. Orta sınıfı böyle tutturmuşlar. Pederle ilgili olarak şöyle enteresan bir şey var. Çocukken de bana şey yapardı. Mesela eski bir sandalye bacağını verir. Bundan bir tane tüfek yap bakalım. Nasıl yapıyorsun? Allah Allah. Enteresan. Evet. Bunlar birebir örnekler olduğu için. Şimdi siz sorunca aklıma geliyor. Şey, ya da bir mesela portakal sandığının kenarındaki o 10 santime birkaç milimetre kalınlıktaki bir şeyi verir, tahtayı. Bir de çakı verir. Bundan bir kuş kafesi yaptılar mesela. Ama elinizde sadece bir portakal sandığının kenarındaki tahta var. Böyle şeylerin belki elimle, zanaatkarlıkla, elle yapılan şeylerle bir yakınlık oluşturduğunu düşünüyorum. Mesela benden bir yaş küçük kardeşim var. O yani cetvelle düz çizgi bile çizemez. Yani onda niye oluşmadı aynı şey bilmiyorum. Tabii bu bir karşılığını buluyor galiba insanın içerisinde. Yani insanın mayasıyla sonradan ona anlatılan, gösterilen, öğretilen, adına ne diyeceksek şeyler arasında bir örtüşme gerekiyor. Ama ben mimar olmaya karar vermedim. Korkarım, öyle doğmuşum yani. Hiç başka hiçbir şey düşünmedim ve her şey öyle birbirinin arkasına gelişti. Kimse bana çocukken ne olmak istiyorsun diye de sormadı galiba. Öyle bir şey hatırlamıyorum hiç. Ama lisede bunu yakından düşündüğümü biliyorum. Mesela daha lise öğrencisiydim. Ben İzmir'den İstanbul'a gelirdim. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin mimarlık yayınlarına bakar, gözüme kestirdiklerimi alır, tekrar İzmir'e dönerdim. Ya da yani daha üniversiteye girmemişsiniz, kapı detayları, pencere detayları falan gibi kitapları alır. Elimde o kitapla kapılara bakar ve anlamaya çalışırdım. Şey tabii çok etkin. Bodrum 1968'de ortaokul 2. sınıf öğrencisiydim ve Bodrum'daydık. Bodrum beni galiba çok etkiledi ve bu konuda en derin izi o bıraktı mimar olmak konusunda. Yani yapılar, şehir, kent dokusu, gelenek, taş, toprak, çatılar falan böyle hatırlıyorum. Gölgeler ve ışıklar falan çok sihirli bir şeydi benim için Bodrum'la karşılaşmak. Böyle sanki Mars'a gitmişim gibi bir durumdu. Galiba üzerinde çok büyük, çok derin bir etkisi var Bodrum'un. Bence geleneksel Ege mimarlığının Bodrum'a sıkışmış o konsantre hali, ışıklar ve gölgelerle birlikte benim için galiba bir daha iflah olmaz bir iz bırakmıştı. Profesör Doktor Abdigüzer'le konuşmalarınızı izledim. Siz onunkine katılmışsınız. Kalabodur'la Mimarlar Konuşuyor. O da sizin programınıza evet. Katıldı TRT2'deki. O size sorduğunda ben coğrafyanın, bu Akdeniz'in mimarıyım dediniz. Yani bu topraklarından çok biraz Akdeniz mimarı olmaktan bahsettiniz. Bu ne demek tam olarak? Evet. Şöyle, bu benim için de içinde bulunduğum coğrafyaya böyle dikkatle bakınca, işte Anadolu coğrafyasını da düşünseniz, gittiğiniz yöne doğru her şeyin değiştiğini fark edebiliyorsunuz. Ama sonunda Brodel'in tanımladığı Akdeniz, yani Cebeli Tarık Boğazı'ndan Şam'a kadar olan, doğudan batıya diye düşünürsek bunu, Kuzey Afrika'nın bir bölümünü içine alıp, yukarıda da Karadeniz'in kuzey kıyısına kadar varacak olan yeri Akdeniz diye kabul ediyor. Bu aslında geniş anlamda bir Akdeniz. Ben de onun Tren Denizi gibi, Adriyatik Denizi gibi, Ege Denizi diyebileceğimiz onun içindeki kıstaklardan birinin doğu kanadında birisiyim. Ve gerçekten de hani biraz önce konuşuyorduk, devlet memuru bir babanın oğlu olunca tırım tırım, nerede doğacağınız da belli değil, nereli olacağınız da belli değil. Ama
Benim için Akdeniz ve Akdenizlik içinde Ege'lilik böyle bir şey. Bulunduğum yeri fark etmemi sağlayan, bulunduğum yeri anlamam gerektiğini bana fısıldayan yer orası. Böyle olmakla olmamak arasındaki ayrım bana göre şu. Ya illa da böyle olması gerekmiyor ama benim yöntemim bu. İçinde bulunduğunuz yerin ayırdına vardıktan sonra bu ayırdına vardığınız şeyleri anlamaya çalışma çabası. Ben hiç unutmuyorum. Lise öğrencisiyim. Devrimci Liseliler Örgütü'nü kurmuşuz. Zehir zemberek, yani yarın devrim yapacak kıvamdayız. Ve kendi arkadaşlarıma bile bunu apaçık söylemeden gidip mesela antik kentlerden birinin tiyatro basamaklarını çiziyorum. Onu, çünkü bunu söylediğimde hani devrim yapmak gibi bir işimiz varken nereden çıktı şimdi antik tiyatronun basamakları diyebilirler. Yani hafif bir iş, anlatabiliyor. Çok hafif ve uğraşılmasına gerek olmayan bir iş gibi. Böyle böyle gelişiyorsun. Bence o yere ait. Bugün de hala yani her birine 20 kere, 10 kere, 5 kere gözüme kestirdiklerim ve kendi zihnimde sıraya dizdiklerimi daha çok görmek üzere her biriyle ilişkim çok derinlikli ve iyidir doğrusu. Bu biraz hani insanın bulunduğu yerle nasıl bir ilişki kurduğu. Ama bugün hani çoğu insanın yapmadığı bir şey bu artık. Yani böyle bir şey yok. O yüzden de belki benim ayırıcı özelliklerimden birisi bu olabilir. Yerle kurduğum ilişkinin daha derin bir şey olması ve onu daha iyi fark etmeye çalışma çabam diye söylenebilir. Mimar doğmuş olabilirim, yani bu her zaman içimde varmış gibi bir şey söylediniz. İki noktaya vurgu yaparak değişimi biraz gördüğünüz noktalardan bahsediyordunuz. İşte Bodrum var, biraz antik kentler, başka bir şehir görmek, evet. Başka bir şehir mümkün onu görmek belki de ki... O zamana kadar da gezdiğinizi tahmin ediyorum babanız nedeniyle. İşte Hatay var, Antep var, İzmir var, İstanbul. Ama ona rağmen Bodrum, evet, bambaşka bir şehir. Birbirine benzer çok yapılar, beyaz, o topografya dediğiniz gibi. Sonra da İzmir'deki sol siyaset. Yani birisi geriye gidiyor. Birisi de, yani sol siyasette ileriye bir bakış var. İleriye doğru bir umut ya da bir şey değiştirme isteği var. İkisinin arasında duran bir şey belki de mimarlık, değil mi? Hem geriye bakan hem de ileriye dönük bir umut vaat eden, bir şey vaat eden bir iş. Evet, bence burası çok önemli. Çünkü biz ileriye doğru yaşıyoruz ama geriye doğru düşünerek anlıyoruz. Solcu bir delikanlı olarak sürekli ileriye doğru çalışan zihniniz aynı yaşlarda ve tam da aynı sırada sizi 2500 yıl öncenin antik kentlerine götürüyor ve yani Priene antik kentinde büyülenerek karanlığa kadar orada durabiliyorsun. Peki o zaman neydi bu acaba? Yani ikisi birden nasıl olabiliyordu? Bir tanesi dilek kipinde bir şey, gelecek. Bir tanesi geriye doğru bugünümüzü anlamamız için bize sunulmuş bir olanak gibi geliyordu bana. Bugün de öyle düşünüyorum açıkçası. Yani niye biz Didim Apollon Tapınağı'nda büyülenir gibi oraya baka kalıyoruz. Nedir bizi çeken? Ya da Bursa Ulu Camii'nin içinde bizi heyecanlandıran nedir? Dolayısıyla bu geçmiş ve gelecek ara kestinde. Çünkü şimdiki zaman dediğiniz şey ne ki? Kısacık bir aralık. Yani geçmişle gelecek arasında sıkışmış bir şey. Neredeyse yok yani. Dolayısıyla bu düşünmekle yapmak arasındaki geçmiş gelecek meselesi bence birbirlerini besleyen bir şey olarak çok iyi bir ikiliydi ve ben onu antik kentlerde fark etmiştim. Yani iki şey, tam sizin biraz önce söylediğiniz gibi, sol bir gelecek düşüncesiyle antik bir geçmiş olgusu arasında bir yerde duruyordum. Hala da orada duruyorum galiba. Peki en sevdiğiniz antik kent neresi? Priene. Aydın değil mi? Söke tarafında. Evet, Söke tarafında. Çok severim oraları. Bu arada biraz sizin geçmişinize dönersek. Şimdi Hatay'da doğuyorsunuz. Ondan sonra 74 yılında İzmir'de Atatürk Lisesi'ni, 78 yılında da İzmir'de Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Mimarlık bölümünü bitiriyorsunuz. 78-80 arasında yüksek lisans eğitimini aynı okulda yapıyorsunuz ama bitirmediniz mi?
bitirmedim. Tezimi teslim etmedim. Niye? Akademik olmamaya karar verdim. Çünkü ben bütün eğitimimi bir akademisyen olmak için geçirdim. Ama tam o evreye girdiğimde aslında akademik dünyaya değil, yapıp edilen dünyaya ait olduğumu fark ettim ve hemen çark ettim. Ve arayı kapamak için de tabii bir akademisyen olarak hazırlandığım için yapılıp edilen mimarlıkla çok da ilgilenmemiştim açıkçası. Ne yapmam gerektiğini düşündüğümde bir ustayla birlikte çalışıp bu arayı kapatabilirim diye düşündüm ve tezimi vermedim. Çünkü kararsız bir adamımdır. O tezi versem hayatım boyunca akademisyen mi olsam yoksa bina mı yapsam diye düşünebilirdim. O kapıyı kapadım tamam. Tezi vermeyerek kapı kapama. Cesur bir yöntem gerçekten. Sonra evet. Da Cengiz Bektaş'la yollarınız kesişiyor değil mi? Evet, benim ustam o. Çok önemli bir yeri var hayatımda ve neredeyse bildiğim her şeyi ondan öğrendim. Onunla birlikte yaptığınız bir konuşmayı seyrettim ben. Geniş kapsamlı bir konuşma. 4-5 kişi oturuyorsunuz ve konuşuyorsunuz ama özellikle siz anlatıyorsunuz. Evet ve yani onun da bu söylediklerinizi dinlemesi çok hoşuma gitti. Cengiz Bey'i ben de çok beğenirim. Okuyucusu olarak yani Kuş Evleri kitabı için bile sevebilirim gerçekten onu. Çok güzel bir şey söylediniz. Yani bir kelimeyle anlatmak zordur ya birine. Siz aktarmak diyorsunuz mesela. Başkasından öğrenmek, katılım gibi kelimeler kullanıyorsunuz onun için. Liderlik vasfı yüksek olan ama patronluk taslamayan biri diyorsunuz mesela. Bunlar benim çok hoşuma gitti. Siz nasıl tanımlarsınız ondan öğrendiklerinizi? Ben biraz anlatmış gibi oldum. Şöyle aslında bir bölümünü söylediniz. Hatta özetini yaptınız. Yani Bektaş çok az insanda olan bildiği her şeyi aktarmak için yanıp tutuşan bir adamdır. Hı hı. Yani o kadar önemli bir şeydir ki onun için. Ofiste de hepimiz eşittik ama o daha eşitti demiştim. Sonra ben de izleyince bana da iyi geldi. Gerçekten o eşitlik için yanıp tutuşuyordu ama ben kendimi düşünüyorum. Ben onunla usta olarak çalışmak için gelmiştim. Ne eşitliği? Böyle bir talebim yoktu ki. Tam tersine o bir şey söylesin. Ben onunla tartışa didişe onu yapayım diye istiyordum. Dolayısıyla bu coğrafyanın insanı olarak, modern dünyayı çok iyi bilen birisi olarak, geleneği çok iyi bilen birisi olarak, onları kopyalamadan, onları bugünün yapılıp edilenlerinin alt bilgileri olarak kullanabilen çok az sayıdaki insandan birisiydi. Çünkü biliyorsunuz, Türkiye'de şöyle enteresan bir bölünmüşlük var. Muhafazakar kesimin entelektüelleri evrensel dünyayı bilmiyorlar. Yerel ve geleneksel olanı biliyorlar. Daha evrensel dünyaya yakın olan entelektüel kesim ise, hadi buna sol tandanslı kesim diyelim, ise evrensel olanı tanıyor, modern olanı tanıyor ama yerel olan hakkında zerre kadar fikri yok. Tabii ki bunun dışındaki insanlar var ama tayin edici olan bu. Yani başka bir ülkede yaşıyormuş gibi neredeyse. Dolayısıyla bunların uzlaşma alanı çok küçük bir bölge kalıyor. Ve bence bir masaya oturamamak, aynı şeyler konusunda aynı şeyleri düşünmeden konuşup tartışabilmek, kendimizden vazgeçmeden ötekinin düşüncesi üzerinde kendi görüşlerimizi rahat rahat söyleyebilmek konusundaki tıkanıklığımız buralara kadar uzanıyor. Bizim Bektaş çok enteresan bir şekilde hem geleneği biliyor, hem bu coğrafyayı biliyor, hem de evrensel olanı biliyordu. Yani şahane türküler söyleyip Bach üzerine ayrıntılı bir tartışmaya girebilmek gibi bir şeydi bu. Ve bu mesela diye söylemiyorum, gerçekten böyle birisiydi. Bu benim için çok öğretici bir şeydi. Yani birinden biri olmamız gerekmiyordu, ikisi de olabilirdik. İkisinin ara kestinde bir yerde durabilirdik. Dolayısıyla ondan öğrendiğim en kıymetli şeylerden bir tanesi buydu. Çok güzel. Peki ben bilmediğim için soruyorum. Bu bir araya gelişler nasıl olur? Mesela siz okuldan mezun oluyorsunuz. Daha sonra Cengiz Bey'in böyle bir okulu mu vardı? Yoksa siz ona gidip ben sizi beğeniyorum sizinle çalışabilir miyim mi dediniz? Nasıl oldu? Ya da bugün nasıl oluyor o işler? Ya benim örneğim de şuydu tam olarak.
okul bitti. İşte yüksek lisans tezime kadar geldim. Ama debelenip duruyorum bu tezi vermesem ve akademik dünyadan vazgeçsem. O zaman kendime bir usta bulmam lazım. Cengiz Bektaş, Behruz Çinici, Turgut Cansever, Serhat Akkaya'dan, Doğan Tekeli Servis'e. Bunları gözüme kestirdim. Bunlardan biriyle ya da birkaçıyla ne yapıp edip böyle bir okul kadar sürede kafamda 4 yıl. Hiçbir şey beklemeden yani hani çok küçük paralarla yaşayabilme becerim olduğu için bir şey beklemeden bu 4 yılımı bu insanlardan biriyle ya da birkaçıyla geçireceğim. Tabii sol bir gelenekten geldiği için Bektaş en önde duruyordu bunun içerisinde. O sırada ben Adıyaman'da, Adıyaman'ın Samsat ilçesinin bir köyünde GAP projesinin ilk evrelerinde yüzey araştırmalarına katılmıştım. Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile beraber. Ama Bektaş'ın 3 ofisi vardı. İstanbul, Ankara, İzmir. Bu ofislerden İzmir biriminde bir arkadaşım çalışıyordu ve ona söylemiştim. Ben de sizinle çalışmak istiyorum diye. Sonra ondan bir telgraf geldi. O zamanlar telgraf diye bir şey vardı. İşte Edirne çalışması yapacağız geldi. Zıpladım geldim ve Bektaş grubuyla birlikte Edirne'ye gittik. Edirne evleri araştırması yapmak üzere. Ben de misafir sanatçı gibi onların yanında dolanıyorum ama o kadar sistematik bir çalışmaları var ki büyülendim ya bundan. 3 gün Edirne'de kaldık. Sonra İstanbul'a dönüldü. Ben de o ekiple beraberim. Akşam yemeği işte içkiler içiliyor, konuşuluyor. Edirne hakkında konuşuluyor, mimarlık hakkında. Ben de bir yanıp tutuşuyorum yani bir şekilde Bektaş'ın yanına kendimi atıp sizinle çalışabilir miyim diye soracağım. Bektaş benim yanıma gelir misin bir şey soracağım sana dedi. Oturdum ne yapıyorsun dedi işte İzmir faslını anlattım. İkinci sınıftan beri bir ofisimiz olduğunu burada çeşitli işler yaptığımızı falan. Akademik olmak istediğimi ama artık vazgeçtiğimi. Falan daha ben bir şey söylemeden benimle çalışır mısın dedi. Ya şahane. Ben dedim ki yani 3 saniye daha söylemeseydiniz ben patlayacaktım seve seve. Tası tarağı topladım ve geldim. Benim hikayem böyle başlıyor. Ama başka şeyler de yapılabilir. Benimle çalışan başka insanlar başka yöntemlerle de çalıştı. Bunu ben önemsiyorum ama hiç de gerekmeyebilir. Çat diye insan bildiği yerden başlar. Ne bileyim 3 tane yarışmayı arka arkaya kazanır ve bir yerinden başlar. Bu da bir yol. Ama yapıp etmeyi öğrenmek için hala bana anlamlı geliyor. Sizden önce bu işi becerebilmiş biriyle onunla tartışarak da olsa çalışma ortamını yakalamak. Cengiz Bektaş'la birlikte olarak solculuk hakkında da farklı düşünceler edindiniz değil mi? Tabii yani Cengiz o kadar buralı biriydi ki ona göre solculuk da buralıydı. Yani Türkiye topraklarında yapılabilecek olan da Sovyetler Birliği de o zamanki adıyla yapılabilecek olanlar arasında ya da Latin Amerika'da yapılacak olanlar arasında ya da Küba'da yapılacak olanlar arasında büyük fark vardı. Dolayısıyla yerel koşulları gözetmeden böyle bir şeyi anladığını söylemek ona göre doğru değildi. Nitekim bu konudaki görüşleri biraz Mehmet Ali Aybar'a benzer. Daha bölgeci bir bakışı vardır. Ben ise zehir zemberek bir internasyonalistim yani böyle bir şey olamaz. Bütün dünya bizim diye. Henüz onu tam kavrayamamıştım mesela oralarda da öyle ve o hiç esnemedi ama yani bu konudaki görüşlerini hiç değiştirmedi ve ilginç olan şu hayat onu haklı çıkardı. Ya. Evet. Peki sizin hakkınızda bir yerde gene okuma yaparken şunu gördüm. 84 ile 86 arasında mimarlık çalışmalarını ara verdi. Ege bölgesi ağırlıklı, antikite odaklı görgü arttırma gezileri yaptı. Fotoğraflar çekti diyor. Doğru mu bu? Aslında serserilik yaptım ama öyle söyleyemediğim için onu süsleyerek söylüyorum.
Ya benim çok hoşuma gitti. Niye? Ben birkaç programda da bundan bahsetmişimdir. Aslında çok değerli bir şey. Biraz siz bahsettiniz ya, yani az parayla geçinebilme yeteneği. Bizler bunu öğrenciler olarak çok yapamayız ya. Daha okuldayken çalışmak bize salık verilir. Hemen çalışın ki bir yere girin. Sonra paramız olmayabilir. Sonra işlere giremeyebiliriz diye. O gezinmeyi çok da yapamayız. Ama işte Amerika'dan ben örnek veririm. Duyunca çok şaşırmıştım. Gap year diye bir şey vardır. İşte okulu bitirdikten sonra bir sene dünyayı dolaş gel der. Maddi duruma uygun olan aileler özellikle derler ve hakikaten işe girmeden, uzun seneler çalışmadan önce bir şeyleri tanımaya, eğer de akıllı yani kafası çalışan biri ise imkanı olur. Ve ben de mesela belli bir yaştan sonra 29 yaşında bir burs almıştım ve yani sanki orta dönem gap year'ı gibi bir şeydi. Yani bir sene seni işten uzaklaştırıyor, başka merak ettiğin konularda çalışmaya izin veriyor. Sen bir burs alıyorsun. Bursu aldığın için de daha rahat oluyorsun. Bu çok önemli bir şey. Yani hepimiz mesleklerimizde bir yerlere geliyoruz ama hiç durmadan yürüyoruz ya. Sizin de bir okul sonrası öğretime dikkat çektiğinizi görüyorum. Sonra kendinizi de eğitmek için belki bilinçli, belki de bilinçsiz, illaki kendimi eğiteyim diye değil de yani bir çaba gösterdiğinizi, o dağınıklıktan da bakınmadan da bir şeyler öğrendiğinizi görüyorum. Doğru mu? Tabii, kesinlikle doğru. Bunun bir bölümü tam sizin söylediğiniz gibi bilerek bir şey yapıyorsunuz ama çok önemli bir bölümü sezgi. Evet. Yani Priene antik kentine 10 kere arka arkaya gitmenin sizin için iyi bir şey olduğunu biliyor olamazsınız. Seziyorsunuz. Ya da işte Cengiz Bektaş'la benim hikayemde olduğu gibi Cengiz Bektaş'la 4 yıl gece gündüz neredeyse o bürodan hiç çıkmadan çalışmış birisi olarak biraz durmanızın ve bütün bu yediğiniz şeyleri biraz sindirmenizin sizin için en hayırlısı olduğunu seziyorsunuz. Yani bunu o yaşta biliyor olmak çok iddialı olurdu sanmıyorum ama kendinizi rahat bırakırsanız o biraz önce konuştuğumuz içtenlik böyle bir şey. Kendinize karşı da içten olursanız biri size bir dur diye bir şey fısıldıyor. Yani onu kaçırmamak lazım bence. Abartmıyorum, gerçekten gerçek bir serserilikti yani yaptığım şey. Ne kadar antik kent var, iyi daldığım için, ne kadar deniz kenarı var, evliyim, bir kızım var. Böyle cümbür cemaat ama bu tek başına bir serserilik de değil, aile bir serserilik. Çok güzel, çok keyifli bir yerdi ve çok keyifli bir andı ve işte sürekli not aldığım için, küçük küçük şeyler çizdiğim ve yazdığım için de böyle onlar çok güzel bir yerde birikiyorlar. Şimdi mesela hissediyorum bunu, nelerin o dönemde biriktiğini. Çünkü her yaşta yapılacak bir şey var. Onu sonra da yapabilirsiniz ama sonra yaptığınız şey zamanda yapmanız gereken şey gibi olmayacaktır. Böyle biraz bu serserilik dediğim evre bana o vakitte onları yapmam gerektiğini biri bana fısıldamış olmalı diye düşünüyorum. Evet, çok önemsiyorum bunu. Bugün de iki günlük bir iş için bir yere gittiğimde bir üçüncü günü kendime ayırıp minik bir kaçamağa çevirmek hala yaptığım bir şey. Çünkü böyle o esleri başka türlü hani üç ay tatil yapacak halim yok işte. Aralara böyle birer gün, ikişer gün serpiştirerek onu yapmayı seviyorum. Hı hı. Orada biraz uzun sürmüştü tabii. iki yıl kadar. Ama bunun çok etkisi oldu. Bugünden bakınca görüyorsunuz değil mi işte? Çok. Kesinlikle. Bu para kazanma telaşı bilmiyorum onu. Ben tabii ikinci sınıftayken bir ofis sahibi olduğum ve o günden beri böyle para kazanma pratiğim olduğu için belki bunu hiç ciddiye almamıştım. Yani evdeki birikmiş içki şişelerini satarak 3-5 kuruşun bile önemi olduğu zamanları hatırlıyorum hayatımda. Ama hiç önemsemedim yani şeyi. Ertesi gün hiç param olmazsa ne olur diye bir derdim olmamıştı. Biraz bu sol düşünmekten de geliyor olabilir değil mi? İçe yerleşmesinden. Evet. Azla yetinme. Ya birkaç şey var bence bunun içerisinde. Bir tanesi kazanabileceğinizi biliyorsunuz gerektiğinde. İyi bir güven duygusu ki bunu solculuk veriyor. İki, azla yetinmeyi biliyorsunuz ki bence bunu yine solculuk veriyor. Ve
bu sol düşünceyi buralardan okumaya başladığınız zaman oldukça erişkin bir zihne sahip olabiliyorsunuz. Sizi açıyor ve bütün kendi hayatınızı ve hayatı anlamanızı kolaylaştırıyor diye düşünüyorum. TRT2'de güzel bir program yapıyorsunuz. Ben de izlemeye çalışıyorum. Mimarları konuk ediyorsunuz. Orada da bir nevi küratörsünüz. Yani seçtiğiniz konuklar belli ki sizin için anlam ifade eden konuklar. Çoğu zaman da bunu da açıklıyorsunuz programın girişinde. Çünkü diyorsunuz ben bu kişiyi davet ettim şu nedenle. Şimdi bugünden bakınca herhalde belli bir toplu sayıda oldu. Ne düşünerek o insanları davet ettiniz ve ne ifade ediyor? Şöyle, o insanların benim için bir anlam ifade etmelerinden önce o insanların kendileri için bir anlam ifade edip etmedikleri önemli. Ve aslında benim konuklarımın hepsi kendileri için de anlamlı olan insanlar. Ve düşüncelerinin bana uyup uymamasının hiçbir önemi yok, içtenlikle söylüyorum ki. Tam tersine şunu yapmaya çalışıyorum. Benim önemsediğim bir yerini değil, kendisinin kendisinde önemsediği bir yeri bulup çıkarabilir miyim? Dolayısıyla bütün konsantrasyonum onun üzerine. Yani o kim, yaptığı şey ne, bunu neden yapıyor ve nasıl yapıyor? Bu, çünkü mimarlık dediğimiz hikayenin biz anlatmadıkça anlaşılmayacak olan bir boyutu ya da boyutları var. Yani bu mutlaka mimarının onu dillendirmesi gerekiyor. Öyle bakarak anlaşılacak bir şey değil bu. Onları bulup çıkarmaya çalışıyorum. Bugüne kadar 52 tane çektik. Ve 52 tane çok iyi şey yaptığımızı düşünüyorum açıkçası. Hı hı. Katılan konuşmacılar, mimarlar mutlaka Türkiye mimarisi üzerine de farkında olarak ya da olmayarak bir şeyler söylüyorlar değil mi bize? Sadece o tarafından bazen bakmaya çalışıyorum. Yani bir şeyleri cımbızlayıp sanki oradan bir makale ya da işte bir söyleşi sonucu çıkabilirmiş gibi geliyor. Çok haklısın çünkü gerçekten de önemli bir şey konuşuyoruz. İki tane önemi var. Bir, biz söylemedikçe anlaşılmayacak olan bir şeyi anlatıyoruz. İki, o konunun alt açınımlarını yapmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla buradan makaleler, kitaplar, başka yayınlar falan da türetilebilir. Ama şimdilik gerçekten bütün konsantrasyonumuz bunun dillendirilmesine. Çünkü mimarlık konuşulan bir şey değil. Yani çokça konuşuluyormuş gibi görünüyor ama bence çok dolayımlı bir biçimde konuşuluyor. Doğrudan onun içine giren konuşmalar sayısı çok fazla değil. Emre Arolat da öyle bir şey söylemişti. Yani mimarlar çok konuşuyor gibi görünüyor ama aslında mimarlar bile çok konuşmuyor. Evet, benim yapmaya çalıştığım şey becerebildiğim ölçüde mimarlarla mimarlığı konuşmak. Evet. Ve şöyle kurallarımız da var. Mesela mesleki jargon kullanmadan açık anlaşılır. Günlük dilin kelimelerini kullanarak konuşmak, anlaşılır olmak. Çünkü mimarlar kadar mimar olmayanların da izlemesini istiyoruz. Çünkü mimarlık yaşadığımız çevreyle bir ilişki kurma biçimi. Bunu da anlatacak olan, en azından bir bölümünü anlatacak olan bizleriz diye düşünüyorum. Ben bunu çok önemsiyorum. Yani çünkü ben de biraz meraklanıp bakmaya, okumaya başladığımdan beri benim için bazı binalar çok daha büyük anlam kazandı. Çünkü nedenini anlıyorsun, adamın kafasını anlıyorsun. Bazı yapıların, mesela 1950'lerde yapılmış yapıların aslında o dönemin topografyasına ya da şehrine göre yapıldığını anlıyorsun. Bugün bize kötü gelen, arada sıkışmış bir takım binaların gibi. Ben de o açıdan çok önem veriyorum. Peki Nevzat, bir takım projeleriniz belki de gerçekleşmiyor. Mesela senin hepimizin gördüğü bir Malatya Camii projem vardı. Hı hı. Bugün ne durumda? İçinde kalan, keşke yapılsaydı dediğin, üzerine çok çalıştığınız, düşündüğünüz, hep aklında kalan bir takım yapılar var mı? Şöyle, konu mimarlık olduğu zaman aklımızdan geçen, projelendirdiğimiz, hatta böyle bayağı hani çok önemli olduğunu düşündüğümüz bazı şeylerin gerçekleşmemiş olması gerçekleşmiş olmasından daha iyi olabilir.
Çünkü hani bazı parlak fikirler vardır ya, şahane bir şeydir ama ya keşke yapılmasa dersiniz. Çünkü o başka şeylerin önünü açar ama kendisi yapmak için değil, düşünmek için bir şeydir. Şimdi bence her mimarın kendi mesleki hayatının içerisinde böyle işler vardır. Benim aklımda kalan bir iki tane okul yapım var. Hmm. Yani onlar gerçekleşmediği için evet aklımın bir kenarında kaldı. Keşke gerçekleşseydi diye düşünüyorum açıkçası. Onun dışında bir şey yok. Hani Malatya Camii bile böyle bir şey. Malatya'da 5000 kişilik bir cami, o büyüklükte bir camiye ihtiyaç var mı yok mu? O kadar çok şey tartışıyorsunuz ki yaparken. Yaptığım şeyi çok önemsiyorum. Çünkü anakronik sayılabilecek kadar 12. 13. yüzyıllara gidip oradaki bilginin üzerine oturtulmuş ve bugünkü cami anlayışının tamamen dışında ama bütünüyle bu topraklardan türetilmiş bir proje yapıyorsunuz. Tabii ki görmek isterdim ama o kadar da büyük bir kayıp değil yani yapılmamış olması. Onun inşaatı başlamıştı. Evet. Ama fazla modern bulunduğu için düşünün şöyle bir anlayış farkı var. Ben projenin raporunu 12. 13. yüzyıllardan neredeyse aynen tekrarlayarak bir şey yapmaya çalışıyorum diyorum. Ama merkezi otorite bu çok modern, böyle cami mi olur diyerek onun yapımını durduruyor. Şimdi böyle hani bilmemek böyle bir şey işte. Dolayısıyla o iyi bir düşünme şeyiydi benim için. Hani en çok yapılan yapı türlerinden bir tanesinde hiç yapılmayan bir damarı, hiç kullanılmayan bir damarı bulup çıkarmak ve bugünün dünyasına taşıyabilmek onu çok önemliydi. Bugün de çok önemsiyorum ama yapılmamış olmasından da içim cız etmiyor. Ya benim ederdi gibi geldi. Bugünün mimarisine bakınca bir neler hissediyorsunuz onu soracağım. İkincisi de şimdi siz iyi mimarlar çok güzel işler çıkartıyorsunuz ama bir şekilde unik ya da tekil kalabiliyor. Çünkü şehrin de bir mimarisi ve gidişi var. Kent bir şeye dönüşüyor ve benim gördüğüm, benim hissettiğim İstanbul için söylüyorum iyiye doğru dönüşmüyor, gelişmiyor. Ama siz iyi mimarlar olarak içinde sıkışmış hissediyor musunuz? Ya da sen diyeyim yani spesifik Nevzat Sayın ne hissediyor? Şöyle, bir zaman sonra insan gerçekten de o tam o söylediğin yerdeki duruma düşüyor. Yani bir yalnızlık hissediyor. Bir şey yapıyor, çok iyi olsa ne olacak demeye başlıyorsun. Fakat burada takılmamak ve bence çok iyi yapmaya devam etmek gerekiyor. Onu da biliyorsun. Bunların ikisinin arasında böyle gezinerek mimarlık üretimi sürüyor. İhsan Bilgin tam da bu konuyu bir yalnızlık olarak tanımlamıştı. Yani yapıların, mimarlığın, mimarın yalnızlığı gibi bir şeydi. Bu tarafı var. Gerçekten de var. Çünkü hani biraz önce konuştuğumuz gibi o kadar göz önünde, o kadar şehrin içerisinde, o kadar şehir hayatının içinde bir şey yapıyorsunuz ki onu bu yalnızlıkla yapmak iyi bir şey değil. Keşke daha çok konuşulan, daha çok tartışılan, başka şeylerle değme noktaları daha çok olan ve değdikçe daha anlamlı bir katmana yükselen şeyler olabilseydi. Ama en azından şimdilik böyle olmayacakmış gibi görünüyor. Bunun dışında bu düşünce ya da bu durum insanı şöyle bir noktaya getiriyor, mimarı insanı dediğim. Konsantrasyonunu fiyakalı mimarlık nesneleri yapmak noktasına taşıyabiliyor. Çünkü şehrin bir parçası, hareketin, eylemin, ilişkiselliklerin, kent yaşamının bir parçası olacak olan şey bu sefer bir temel tasarım ödevine dönüşebiliyor. Yani böyle bir riski var aslında bu yalnızlığın ve tutunma noktasını nerede aradığımızın. Dolayısıyla onun zaten kopuk olan ilişkisellikleri, şehirle olan ilişkisinin zayıflığı ya da diğer yapılanların eklemlenmeye değmeyecek şeyler olduğunu düşündürmesi, mimarın kendi yalnızlığı içerisinde kıymetli bir şey üretmeyi biraz abartmasına yol açıyor diye düşünüyorum. Çok güzel bir özet oldu. Bir de bir cümleni görmüştüm. Uydurulmuş ihtiyaçlar mimarisi. Şahane. Yani burada da altını çizmek için söylemek isterim.
çok önemli bir yeri bu. Uydurulmuş ihtiyaçlar mimarisi. Bir tanesi sizden bunu isteyen biri uyduruyor bunu. Sonra da siz bu uydurmaya canla başla katılıp siz de yeni şeyler uydurarak buna ekleniyorsunuz. Bu biraz önce anlattığımız mimarın yalnızlığının çok önemli bir payı var burada. Çünkü yaptığınız işi anlamlı kılabilmeniz için nedensellikler kurmaya çalışıyoruz. Uygun bir tartışma ortamı bulamadıysanız eğer, bu her zaman sizi ikna edecek kadar anlamlı bir şey olmayabilir. O zaman buraya çok yükleniyorsunuz. Ve o uydurulmuş şeyler, uydurulmuş ihtiyaçlar mimarlığı biraz böyle oluşuyor. Yani kimse sizden öyle bir şey istemiyor ama istiyorlarmış gibi yapıyorsunuz. Ya da bir işveren olarak aslında hiç öyle bir şeye ihtiyacınız yok ama varmış gibi yapıyorsunuz. Biraz dışarıya çekilip izlediğinizde hayli komik bir durumla karşı karşıya olduğumuzu görüyorum aslında. Yani çok zor bir tarafı bu işin. Evet, şehre öyle bakmak da acıklı oluyor açıkçası. Nezih Hoca'nın yıllar önce bir röportajında vardı. Sonra geçenlerde benim Ferhan Yürekli ile yaptığım konuşmada vardı. Şehrin içinde bir yapı yaptığınız zaman o yapının kendisinden daha çok o yapının diğerleriyle kurduğu ilişki ve bu ilişkisellikten doğan ara mekanlar çok önemli bir şey. Çünkü biz günlük hayatımızı onların içinde değil, onların arasında sürdürüyoruz. Dolayısıyla o çok kıymetli bir şey. Ama şöyle düşünün, hiç kimse orayı tasarlamıyor. Evet ya. Ya o bir artık alan. Yani eskaza binalar yapıldıkta oradan 5 metre çek, buradan 3 metre çek, yüksekliğinde 27 metre yap. Hepsini böyle yap, arada ne kalırsa bahtına. Şimdi böyle bir şehir olabilir mi? Çünkü bu bizi zedeliyor çok. Ondan sonra kala kala elinizde o binanın cephesini neyle kaplasam, paslanmaz çelik mi yapsam yoksa seramikle mi kaplasam gibi bir şey kalıyor. Bu da bence çok yıpratıyor mimarlığı. Yani şöyle düşünün, elinizde çok kıymetli bir şey var, çok güçlü bir şey var ama siz onun küçücük bir bölümünü kullanıyorsunuz. Ya acıklı gerçekten. Çok. Üzdüm değil mi? Ya ben çok takıntılıyım. Yani içinde yaşadığım şehir konusunda keşke elimden bir şeyler geliyor olabilse. Yani şöyle düşün, İstanbul'un bir imar planı yok. Evet. Ya, daha ötesi var mı? Tabii. Hala mevzi imar planı dediğimiz bölge bölge planlarla ve koskoca şehir parsel ölçeğinde çözülmeye çalışılıyor. Ya bu kadar aptalca bir şey olabilir mi? Ama niye böyle? Çünkü yönetenler bunu böyle kararsız ve belirsiz bir noktada bırakmak istiyorlar ki istedikleri gibi durumu idare edip buna yönetmek denmez. Bence durumu idare etmek ve her durumda lehine, kendisi için lehine olabilecek bir duruma çevirmek denebilir. Yani yoksa kabul edilebilir bir şey mi ya İstanbul'un imar planının olmaması? Henry Prost şimdi bugünden bakınca çok tartışılabilir olabilir ama Aaron Angel'in çalışmalarını okudum mesela. Hani çok daha yeşil, bambaşka İstanbul silüeti denilen bir şey var. Onu kaybetmemek için uzun çalışmışlar. Senin o The Seed projesini okurken de hani Boğaz'da yeni bir şey artık yapılmasın, yapılmamalıyı okuyorum. Yine üzülüyorum. Her şey bir yana ben deniz gören bir semtte yaşıyorum. Ve hani 15 yıldır buralarda yaşıyorum. Ve evimden denizi görebiliyorum hasbel kadar ve özenip de kıyıya indiğimde bırak yüzmeyi yani görememek, yanından yürüyememek, sadece vapur iskelelerin yanından ya da çok küçük böyle ayrılmış otoparklardan denize ulaşabiliyorum. Bu çok acıklı. İstanbullu için çok acıklı. Yani daha yeni Ataköy halkın plajı olmuş birilerinin özel limanı. Yani ben deliriyorum. Çok konuşabilirim, o açı susacağım. Ay deniz, şimdi bambaşka bir yer açtım. Deniz kenarı, yani suyla karanın buluştuğu ara kesit başlı başına bir konu. Halkın yani bence deniz, olmalı ya da. Denizle nasıl başa çıkılabileceğini, onunla nasıl ilişki kurulabileceğini hiç bilmiyoruz. Yani şöyle düşün, yakın zamanda bütün bebek rıhtımı yeniden yapıldı. Evet. Yapıldı ve ne oldu? Sudan 2 metre yükseklikte bir beton yüzey oldu. Ne herhangi bir yerinde 3-5 basamak inip ayağımızı denize sokabiliriz. Ne o koskoca beton yığınının içerisinde oturup 3-5 kişi kendi aramızda konuşabiliriz.
Yani böyle korkunç bir şey gerçekten, bebek gibi bir yerde bütün bu rıhtımın bu hale getirilmiş olması. Mısır konsolosluğunun orada parkın ön tarafındaki rıhtım çöktü. Evet. Yapmayı da, yani teknik olarak da yapmayı bilmiyoruz, kullanışlılık olarak da yapmayı bilmiyoruz. Deniz sadece içine molozlar dökerek adım adım arsa kazandığımız ve misak-ı milli sınırlarını büyütmeye çalıştığımız bir şeye dönüşüyor. Yani o başlı başına bir konu zaten. Ona uzaktan baksa ne olacak, bakmasa ne olacak? Öyle bir derdi yok ki adamın. Ve böyle dertleri olmayan insanlarla yönetilen bir şehirde bir dünya nimeti gibi sayılacak olan şeyler de heba edilmiş oluyor. Evet. Yani bugün de öyle. Çok daha basit bir şey söyleyeyim. Geçen gün gördüm ve inanamadım yani. İstiklal Caddesi'ne konmuş büyük saksılar, yanlarında da birer tane oturma elemanı. Yani gülünç bu ya. Böyle bir şey yapmış olmak. İstiklal Caddesi'nde ağaç olmasa ne olur ki yani? Niye saksıda ağaçlar var? Biraz gölge olsun diye mi? Hayır, gerek yok. O cadde zaten güney-kuzey doğrultusunda uzandığı için cadde, İstiklal Caddesi'nde güneşten rahatsız olmak diye bir şey söz konusu bile değildir zaten. Bir tarafı gölgedir. Geniş bir konu ama niye böyle içime oturduğunu söylemek istiyorum. Yani ben bayağı İstanbullu hissediyorum kendimi ve Aşiyan'dan, Bebek'ten, o bahsettiğin yerden denize girmeye çalışan bir insanım. Yani şehirle o ilişkiyi kurmak istiyorum ben. Yani deniz kenarından yürümek istiyorum. Deniz kenarında oturmak istiyorum. Aşiyan'ın önünden denize girdiğin yerde merdiveni gözünün önüne getir. Evet. O rıhtımın eski halini de hatırla. Mesela oradaki fener. Evet. O fenerin eski halini de hatırla. Daha denizin dibindeydi yani. Evet. Su oradan başlar. Şimdi içeride kaldı zavallı. Yani o kadar insanın denize girebildiği bir yer, girdiği bir yerde. O iğrenç demir profilden yapılmış merdiven mi olmalıydı? Yoksa o rıhtımda basamaklarla aşağı indiğimiz, suya kadar ulaştığımız, kendimizi denize bırakabildiğimiz bir yer mi olmalıydı? Yani keşke. Ya bunlar nasıl? Dediğimiz şey bu. Evet evet. Ben şehirle ilgili konuşulduğunda çok üzülüyorum. Siz mimarlar olarak, çünkü belli teknikler biliyorsunuz, bir şehrin nasıl daha iyi gözükebileceğini biliyorsunuz. Sorun çözmede belki de uzmansınız değil mi? Siz biraz da sorun çözücüsünüz. Yani engelleri aşarak iyi bir şey yapmanın yolunu bilen insanlarsınız. Ve size bırakılmıyor bazı şeyler. Uzmanına bırakılmıyor. Onun için de üzülüyorum ben açıkçası. Yani bu ülkenin bir vatandaşı olarak acıklı bir durumda olduğumu hissediyorum. Evet, bırakılmıyor. Bırakılmamasının nedeni şu. O kendilerinin daha iyi bildiğini zannediyorlar. Oysa bildikleri kendilerine yetmiyor. İkincisi, bu konuyu açıkça tanımlamak istemiyorlar ki diledikleri gibi kullanabilsinler bu boşlukları. Onun için ya bu yerleşik bir yapı. Büyük bir suç ortaklığına dönüşüyor. Evet. Oranın nasıl kullanılabileceğine dair bir öngörü. Evet, bir de hani bu bütün bu meseleleri sorun eden insanların yönetici olmaması bu işin tuzu biberi haline geliyor. Ve tam Cihat Burak'ın resminin altında Yaşar Kemal'den yaptığı alıntı gibi yani. O güzel adamlar, o güzel atlara bindiler, gittiler. Onun için yani bizim korunması gerekir, ciddiye alınması gerekir. İyi yapılması gerekir dediğimiz kıymetli, anlamlı, değerli şeyleri yapan adamlarla bugün burada yaşayan insanlar arasında genetik kod açısından bence hiç ilişki yok. Evet. Ya bir de yaşamı bilmek, nasıl bir yaşama özlem duyduğumuzu tespit etmek. Biraz Zülfü Livaneli ile konuşmuştuk bunu. Ya diyorum ki işte bir takım insanlar bu dünyada cenneti vaat ettiler kendileriyle birlikte olan bir güruha. Ama cennet bu kadar gustosuz bir şey midir diyorum her seferinde. Hayatı yaşamak demek, birlikte olmak demek, işte birlikte denize girmek, kitap okumak, o sahilden yararlanmak, bir yeşilin altında durmak, sosyal alanlarda bir arada olmak, sosyalleşebilmek. Yapıların da bence bir sosyalliği var ve bazı yapılar, bazı binalar, bazı meydanlar daha sosyal değil mi? Daha insanları kaynaştırıcı. Böyle hissediyorum ve bunu fark ettiğim anda da üzülmeye başlıyorum. Çünkü hiçbir müdahale tarafım olmadığını hissediyorum. Müdahale etmek için kendi formüllerim var ama Nevzat Say'ın yayınından bunları çalmak istemiyorum açıkçası. Onun için de yeni soruma geçeyim. Bir mimar ikna
edici ya, bunu başta konuştuk. Yani bazen yapımcıyı, bazen işte o evin ya da binanın sahibini vesaire birilerini, ustaları bazen ikna etmek durumunda. Nevzat Sayın'ın feragat edeceği şeyler ve etmeyeceği şeyler neler? Bunların bir listesi verilemez. Asla şundan vazgeçmiyorum gibi bir şey var mıdır? Konusuna bağlı ve şöyle bir yol izleriz. Çok şey isteriz. Onları sıraya koyarız kafamızda. Bunlardan vazgeçebilirim. Bunlardan biraz direnir öyle vazgeçerim. Bunlardan asla vazgeçmem. Onun için onların sıralaması kiminle konuştuğunuza, nerede konuştuğunuza, o sırada kimlerin olduğuna bağlı olarak bu değişir. Ve çok önemliyim, bazen çok önemliymiş gibi yapıp, çok önemsiz bir şeyi yukarı çıkarıp, sonra ondan vazgeçersiniz. Sonra asıl önemli olan konuda bu arada geçebilir. Bu bir yol yordam ve gerçekten bunu her seferinde yeniden kurmanız gerekir. Bunu bilemez. Bunun reçetesi yok yani. Peki sen ne tip binalar yapmaktan hoşlanıyorsun? Ben iyi mimarlık yapabileceğim her şeyi yapmayı seviyorum ama eğitim ve endüstri yapıları tercihim. Peki kuzguncuğun senin için önemi ne? Çok önemli çünkü bir yere ait olmamayı marifet zanneden birisi olarak kuzguncuk bana şeyi öğretti. Yani bir yere ait olmanın ne kadar önemli olduğunu, evin değil, evin kapısından çıktıktan sonra kaç kişiye merhaba dediğini, kimlerle görüştüğünü, kimlerle bir arkadaşlığın olduğunu, bir mahallenin, bir semtin, sana benzeyen ve benzemeyen insanlarla birlikte yaşamanın ne kadar keyifli bir şey olduğunu ben Kuzguncuk'ta öğrendim. Ve Kuzguncuk'ta öğrendiklerimle İzmir'i anlamaya başladım. Niye ben İzmirli olmayı böyle çok güzel bir şey olarak taşıyordum? Bunu ama ilginç, bunu İzmir'de öğrenmedim. Bunu Kuzguncuk'ta öğrendiğim şeyle İzmir'e bakarken öğrendim. Ya, çok önemli bir şey. Ölçeği çok iyi. Geçmişi var. Benden önce bir tarihi var buranın. Ve iç, ruhuna sinmiş, daha önceden burada var olan Ermenilerin, Rumların, Yahudilerin varlığının ve bu kadar birbirine benzemeyen insanın yaşadığı bir yerin neredeyse doğasını oluşturmuş olan şeyler şimdi bize de geçiyor. Ve bu büyük bir keyif yani buralarda olmak gerçekten. Mutfağa ayrı bir ilgin var değil mi? Çok güzel bir cümle okudum ve çok hak verdim. Evlerin genellikle salonunu insanlar çözerler ve bunu iyi halledebilirler. Ama mutfak ve yatak odası düzgün yapılamaz gibi bir şey söyledin. Sen mutfağa da yemek yapmayı da seviyormuşsun değil mi? Evet, mutfağı da yatak odasını da çok seviyorum. Güzel, daha güzel. Başlı başına bir tasarım konusu gerçekten. Yemekle aram çok iyi. Maşallah. Yapmayı da, yemeği de, sunmayı da, iyi sunulmuş bir sofraya oturmayı da, yemenin ve içmenin getirdiği rahatlamayla konuşmayı, gevezelik etmeyi de çok seviyorum gerçekten. Çünkü mutfağın çok önemli bir birleştirici tarafı var. Yeme içme alışkanlıklarımız, bildiğimiz şeylerle kurulu bir sofrayı paylaşmak ya da bilmediğimiz şeylerle kurulmuş bir sofraya oturmak. Bence bunlar çok çok önemli bir şey taşıyor, aktarıyor birbirimize. O yüzden önemsiyorum evet, yemek masalarını, yemek mekanlarını, ben de. Peki en güzel ne yaparsın? Denizden çıkan şeyleri. Aa, çok güzel. Bir de teknelere özel ilgin var değil mi senin? Denize, teknelere, Enis Batur'la yaptığınız çalışmadan yola çıkarak söylüyorum. Evet, tekne her zaman benim için çok özel bir şey olma durumunu kurdu. Hala da öyle. Genellikle denizde suyun üstünden çok altıyla ilgili olduğum için çok iyi bir denizci değilim. Ama iyi bir miço sayılırım. Yani fena sayılmam. Bir teknede durumu idare edebilirim. Bizim gibi kara yaratıklarının bambaşka bir ülkede olması gibi bir şey suda olmak. Onun için hem onun coğrafyasını, kendi topografyasını hem de bizim gibi yaratıkları kendi üzerinde içinde tutacak ekipmanları ve araç gereçleri çok önemli buluyorum. Bambaşka bir kafası var çünkü o dünyanın.
Kesinlikle öyle. Peki yani daha önce Emre Arulat'a sorduğum için sana da soruyorum. Senin beğendiğin eski dönem olabilir, bugünün insanlarından olabilir. Beğendiğin, ya mutlaka işlerine baktığın mimarlar kimlerdir? Çok var. Gerçekten çok var. Yani Türkiye'de de çok var. Başka ülkelerde de çok var. Mesela ne bileyim Türkiye'de Emre'nin yaptığı Sancaklar Camii bence çok sıkı bir iş. Özellikle topografik olarak yani yerle kurduğu ilişkisi açısından çok güzel. Han'ın Assos'taki büyük evi çok güzel, çok iyi bir iş. Seyfi Arkan'ın Hariciye Köşkü canını okudular ama çok iyi bir işti. Ya da Sedat Hakkı Eldem'in Büyükada'daki Derviş Evi çok önemli. Hı hı. Çok önemli bir şey. Ya da Turgut Çağrı Sever'in Bodrum'daki Demir Tatil Köyü'ndeki yapıları çok önemli bir şey. Ya da Ömer Selçuk Baz'ın Zonguldak tarafında yaptığı ziyaretçi merkezi, Truva Müzesi. Bence bunlar çok önemli yapılar. Latin Amerika'ya kadar gideceksek Meksika'da Luis Barragán çok önemli biri. Akdeniz coğrafyasının Carlos Ferrater'i, Alvaro Siza'sı, Sauta de Mauro'su çok önemli insanlar. Doğan Tekeli Sami Sisa'nın Manifaturacılar Çarşısı eşsiz bir şey mesele. Çok güzel bir yapı. Çok var gerçekten ama yine biraz önce konuştuğumuz konu bunların birçoğu tekil kendi yalnızlıkları içinde yapılar. Kimi kendilerinden önce yapılmış yapıların yanında ve kendilerinden sonra yapıların da eklenmesiyle doğru düz kullanılmış ve kentsel ölçeği oluşturup geliştirebilmiş olan yapılar. Böyle ayrıcalıkları ve farklı noktaları var. Ama Türkiye'de de çok iyi mimarlar vardı, var ve genç tayfada da çok sıkı adamlar geliyor. Ama işte bu şehri kurmaya yetmiyor. Çünkü şehri yönetenlerin böyle bir sıkıntısı yok. Maalesef. Peki Türkiye'de bizler nasıl daha iyi birlikte yaşarız? Ötekinin varlığını kabul ederek. Çok basit. Evet. Çok basit. O kadar kolay ki. Onu kendimize benzetmeden, onu kendisi olarak anlamaya yakın durarak, onu hizaya sokmaya çalışmadan, onun yanında durmayı becerebiliriz. O kolay olan bu zaten. Diğeri çok zor. Herkesi kendimize benzetme çabası kabul edilebilir bir şey değil. Düşün yani. Şehir zaten birbirine benzemeyen insan gruplarının olduğu yerin adıdır. Ötekine köy diyoruz. Hepsi herkesin birbirine benzediği yerin adı köy olabilir. Buraya gelip bütün şehirleri önce o şehrin içinde yaşayanları birbirine benzetip ve şehrin mekanlarını birbirine benzetip sonra da bütün şehirleri birbirine benzetmek ya korkunç bir şiddet uygulamak aslında. Hı hı. Zedelemek, geçmişte olan bağını koparmak ve sadece kendisinden menkul bir yer yaratmaya çalışma çabası. Bundan vazgeçsek aslında enerjimizi de adam gibi kullanırız ve çok daha kolay bir yol seçeriz. Ya çok teşekkür ederim Nevzat Sayın. Yani hakikaten tanışmaktan, sana çalışmaktan çok memnun oldum. Yani bir insana çalışırken de çok okuyorsun, çok bakıyorsun, çok bir şeyler izliyorsun. Bu da çok keyifliydi. Çok daha sorum var ama Nevzat Sayın'ın bir toplantısı var. Siz diye başladığımız ara ara sende sizle olan yayın bitiyor. Çok da isteyen vardı bu yayını. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışmada Joker olarak yer alan ikinci konu. İlki Tanıl Bora'ydı. İkincisi Nevzat Sayın. Dilara Sezgin'e, onun ofisinde çalışan, şiirlerle ilgilidir diyerek Dilara bağlandı. Vedat Türkeli'nin şiirini çok da güzel bildi. Bekle Bizi İstanbul. Hakikaten Bekle Bizi İstanbul sizin gibi mimarlar sayesinde inşallah bir gün daha iyi bir İstanbul'a kavuşuruz. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Ben de teşekkür ediyorum. Umarım iyi bir şey söylemişizdir. Söyledik bence. Görüşmek üzere. Güzel sofralarda inşallah. Kolay gelsin. Bay bay. Hoşçakalın.